I'm coming to Beşiktaş. Hocam ne yapıyorsun ya? Dedim ki sana 2 ay güzel tatil yap. Hiçbir şey değiş. Bıraktığım yerde otluyorsun diye. Sana koyun demiyorum. Yanlış anlamadın. Aynı yerdesin. Tekrar söylüyorum. Hocam ben, bu nedir ama ya? Ben hesap mı vereceğim kardeşim? Bugün açık konuşuyorum. Söyle Beşiktaş hocam. Şu anda özellikle atak hattıyla 4-5 oyuncusuyla Türkiye'nin en kaliteli başka bir şey. Tabii, İkinci yarı maç sıkışmış. Antalya kontrolü almış. Manasız, uzaktan yakından alakası olmayan. Evet. Yaratılma mahsulü bir penaltıyla maç rahatlıyor. Herkes soluk alıyor. Ben işte geçen sene. Video hakemlik. Eyyam. Video hakemler sezon başı olsaydı şöyle olurdu, böyle olurdu derken. Bakın daha ilk haftada. Araya giriyorum. Cenk Tosun demiş ki. Kaval kemiğime darbe aldım. Ben hayatta yalan söylemem. Pozisyon net penaltıydı. Hadi be evladım. Sen Cenk. Hocam Cenk dünya tatlısı bir çocuk. Bir dakika Cenk dünya tatlısı. Bir dakika Cenk dünya tatlısı. Ben dünya pisi. Ben mi yalan söylüyorum? Kardeşim ben bu işi 25 sene yaptım. O penaltıyı veren hakeme. Oğlum ne yapıyorsun derim. O penaltıyı o dakikada o şartlarda veren hakeme de ortalığı serinletmek mi istiyorsun? Ertem. Bu benim aklım. Ertem çocuklarım var. Hocam serinletmek mi? Hakem sen olsun. Ben penaltı bak ben penaltı değil dedim. Ben tweet attım. Ertem. Evet. Penaltı değil Apo, dedim. Ben, Apo tamam çok güzel iyi konuşuyorsun. Dün de Fenerbahçe'nin attığı gol offside yani. Çok fazla var mı? Tamam. 33 de tamam bugünkü Cüneyt Çakır'ın penaltısı. Bak Cüneyt penaltı değil doğru. Tamam. Bu kadar fazla büyük yangınlık bir şey yok arkadaşlar. Göztepe hakkını taşımak. Bir dur Allah aşkına ya. Abi Göztepe olunca. İki aydır adını saymıyordum biliyor musun? Özür dilerim Göztepe. İki aydır adını söylemiyordum ya. Göztepe olunca dayanamıyorum. Ya bir sus. Pardon buyurun. Allah aşkına bitireyim ya. Bitirin. Maç Göztepe'nin hakkı değil miydi? Ay gözün çıksın. Abi Rasim sezonunu açtık. Beyaz futbol sezonu gibi. Kebapçı Rasim sezonu. Ya Rasim. Rasim. Yani kebapçı ismi duymak istemiyorum ben. Cüneyt Çakır'la ilgili. Ben o saniye isim ver. Ver Türkiye. Sinan. Hepsi hikaye. Adam sözünü yitirse. Yine gireceğim vallahi. Bir dakika Ertem ya. 2017-2018 İlhan Cavcav sezonu filan değildir. 2017-2018 tüm Türk futbol severlere Selahattin Aydoğdu. Diğer bir deyimle kebapçı Selahattin sezonu. Ya hocam yapma bunu ya. Yapacağım yapmayın ya. Hocam yapma bak hocam. Hocam bak yapmayın. Hocam çok ayıp denen bir şey var ya. Abi ya siz birleştirici beyler. Beyler sulandırmayalım biraz evet, ciddi. Sulandırmayalım. Ciddi konuşalım. Bak Sinan'ın lafı bitsin. Selahattin de arkadaşımız. Oradaki yaşayan evet. Olaylar çok tatlı. Sen sayesinde tanıdın. Kebapçı Selahattin abi. Selo arkadaşımdır. Canlı. Güzel. Yanlış, olaylar yanlıştır. Doğru olduğunu yani kesinlikle kimse tasvip etmiyor. Tasvip etmiyoruz. Bizim konumuz o değil. Biz zaten tasvip etmiyorum. Ben de sezonladırı. Kebapçı Selahattin sezonu. Biz gibi. İlhan Cavcav sezonudur. Hayır benim için tasvip etmedi. Kafayı kesti. Arkadaşlar. Arkadaşlar hakemlerimiz iyi başlamadı. Ben Cüneyt Çakır'la ilgili görüşlerimi hep söylüyorum. İşte sevgili Cüneyt Çakır verme. Verdiğin zaman biz zor durumda kalıyoruz. Bak. Körü körüne ondan sonra kalkıp da ben bu pozisyona evet penaltı demem. Bu penaltı değil. Kendimizi kandırırız. O yarın zaman Cenk gün, yalan söylüyor. Yarın bir gün o Cenk'in hocam, görüşü beni gelmez. Hocam futbolcu yarın bir gün. Yarın bir gün ben Beşiktaş'ın hakkı yendiği zaman burada konuştuğum zaman diyeceksin sen Sinan Engin sen buna böyle söyle. Hayır. Penaltı penaltı değildir. Ama Beşiktaş'ın bunlara ihtiyacı yok. Beşiktaş tartışmasız yine bu ligin en iyi takımı. Çok güçlü bir takım. Beşiktaş, Pepe'yi tebrik ediyorum. Transferinden dolayı kutluyorum. Civa gibi bir oyuncu, dünya çapında bir oyuncu. Ama biraz böyle larş görüyorum onu. Yani biraz lakaytlıkları var. Yani oyuna sokuşlarında ama onun dışında Pepe çok doğru bir transfer. Beşiktaş, Şenol Güneş çok şanslı bir adam. Hiç tartışmaz. Çok şanslı bir hoca. Elindeki malzeme çevir çevir döndür döndür canın sıkıldı hangi 11'i gözünü kapat bunu oynatacağım de Lens oynar. Dön öteki tarafta Babel mi yok öteki tarafta Cenk'i koyun bugün oraya da. Negredo mu değil hadi öteki tarafta ya buraya da şeyi kaydırayım Kovarezme'yi Kaliska'yı yani müthiş bir Beşiktaş kadrosu var. Beşiktaş'ın sadece Beşiktaş'ın kendi içinde sorun yaşamasın. Ben buradan Beşiktaş Başkanı'na da yöneticilerine söyleyeyim. Abi hiçbir yöneticiyle kimseyle muhatap olmayın. Sevgili Fikret Orman, görüyorsun. Konuştuğun zaman dünyayı kaldırırız lafı 45 gün hak mahrumiyeti alınacak bir lafta değildir ayrıca. Bu tamamıyla, kardeşim hakkımı nerede arayacağım ben ya? Ben kulüp başkanıyım, haksızlığa uğramışım. Ben temsilci gözlemci raporuna bir bakalım. Ne var orada? Beşiktaş niye ceza almış? Kulüp başkanı en doğal hakkını. Böyle bir şey olabilir mi? Kölelik sistemi kesinlikle mi ya? Kesinlikle. Kölelik Fikret Orman'a verilen ceza doğrudur. Nasıl doğrudur? Bir kulüp başkanı. Ben gönderdim. Bakın
Tekrar söylüyorum. Bu senin görüşün. Çok hocam ya. Profesyonel Disiplin Kurulu'nun Beşiktaş'a vermiş olduğu bir maç cezayı doğru bulmuyorum. Doğru değil tabii. Konya Spor'a verilen 5 maç cezayı doğru buluyorum. Niye? Bıçak atılmış kelebek tipi. Sahaya seyirci girmiş. Konya bu cezayı alacak. Beşiktaş'a bir maç saha kapatma cezası, seyircisiz cezayı kabul etmiyorum ama... Ey Fikret Orman, sen kimsin ya? Niye hocam? Dünyayı başlarına yıkarız veya dünya ayağa kalkar. Olacak işte, bravo. Ne oldu? Bravo. Hadi ceza aldığında ne oldu? Dünya ayağa mı kalktı? Hocam bu hayır, sene... Ne oldu da oldu? Hocama bir destek verebilir miyim? Bakın beni, ya hocam dakika söylüyorum. Bir gol bir ne yapıyorsunuz? Tekrar söylüyorum. Hocam kulübün başkanı ya. Ya hocam bir fotoğraf göndermişler Erdem abi. Bu ne benziyor? Bu ne benziyor? Aynı şey. Hocam ey Rütük. Erdem bir dakika ey Rütük. Bana ceza verirse... Bana da göndermiş. Dünya ayağa kalkar lafı devletin bir kurumunu tehdittir. Bize yakışmaz. Tehdittir ya. Bu bir. İki. Bir Fikret hocam aldı cezasını 45 gün zaten. Müsaade et kardeşim. Kabul etmiyorum diyor Sinan. Takım 2-0 kazanmış. Hocam ağır bir ceza. Şampiyon takım 2-0 ağır. Kazanmış. 45 olmaz da 25 olur. Ertem yani 45 gün hocam. Hadi 10 gün 15 gündür falan. Bir kulüp başkanı hakkını nasıl arasın hocam? Tehdit ediyor. Ertemcim. Hocam ne tehdit? Dünyaya bırak başa. Bu bir arkasından da. Arkasından da. Kulağını iyi bak. Söylüyor ki bu bir tehdit değil. Bir dakika tehdit o değil. Tehdit değil. Sinan abi ben zamanında Aziz Yıldırım'ı bu konuda ağır eleştirmiş bir adamım. Bravo. Ertem de eleştirdi. Fatih Terim'i ağır eleştirmiş bir adamım. Fatih Terim'e Aziz Yıldırım'a böyle derken Fikret Orman'ın bu laflarına karşı çıkmamak diye bir şey söz konusu çok olmaz. Çok ağır değil Rasip. Tam dinlemen bak, lazım. Bak. Ben dinledim abi. Ben okudum. Arasından çekilmiş iş yapma. Hocam olay şu. Bu sezon herkes senin de demin logoyu bana da göndermişin. Ertem'e de göndermişin. Rasim saçmalama. Ne bir logosu? Bir saniye. İçerisi mutfak. 2017-2018 Selahattin Aydoğdu. Diğer bir deyimle kebapçı Selahattin logosunu koymanızı istirham ediyorum. Hocam senden rica ediyorum. Hadi yüreğiniz yetiyorsa koymayın. Tehdit ediyorum. Gider. Tehdit ediyorum. Hocam 10. dakika nereye gidiyorsun? Kardeşim bu sene herkesi tehdit ediyor. Böyle başlanmaz. Bana o bak. Zaman hocam haklı çıkar. Arkadaşlar hapishaneden falan çıkmış gibisiniz biliyor musun? Tabii. Herkes hapisten çıkmış. Prangalarını kırmış gibisiniz. Evet. Ne oldu ya abi ya? Sakin olun. Susun misin? Doping mi aldınız ya? Sakin olun ya. İlaç mı aldınız? Ne oldu ya? Hocam sezonu söylüyorsun. Arkadaş bir susun ya. Bir yavaş konuşun ya. Sakin herkes olun. Bağırıyor. Sen bu logo ne? Ben bu logoyu merak ettim. Arkadaşlar bakın. Sessiz. Ortalığı biraz ciddi olalım. Beyler herkes askerden gelmiş gibi saldırıyor. Logoyu koy. Logoyu koy. Hocam ne yapıyorsun hocam? İşte bu. Yaptığınız niye? Ayıp bak bir şey söylüyorum. Hocam bu ayıptır bak hocam. Bu yine ayıp. Herkes Ercan, herkes ayıp. Şu an bak bizim Rasim. Olayımız kebapçı Selahattin değil. Bizim olayımız şu. Herkes mekan basar gibi birinci haftaya girdi. Bak, herkes mekanı basıyor. Bir insan oturuyor adı Sinan Engin. Fikret Orman bak, diyor ki. Oğlum bir bağırma ya. Nurçemi neler söylüyor ya? Mikrofon mu yuttun Rasim, ne yaptın yaptığınız ya? Yaptığınız çok ayıp. Ya. Bak yaptığınız Ertem, çok ayıp. Nurçemi neler diyor. Ertem bir dakika. Bir soruyorum. Herkes soruyor. Bir dakika dur. Hangi aydınız? Kebapçı Selahattin sezonu. Hangi aydınız? Dur bir dakika dur ya. Hangi aydınız? Ağustos, şu an halkın nezdinde sezonun adı bu. Bir dakika Rasim. Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, 10 ay. Abi nasıl bitecek ya? Bitmez. Ya ben bugün ben böyle bir şey görmedim. Bu Ahmet Cemil varken bitmez. Lütfen. Hocam ne Selahattin diyor? Hocam ilan camcam sezonu. Bak Selahattin benim. Selahattin benim arkadaşım. Selahattin. Selahattin derim. Benim arkadaşım derim. Ama. Koskoca kebapçı Selahattin. Selahattin. Kandırmayın. Abi Selahattin ne kebapçısı var? Holding sahibi abi. Büyük kebapçıcı. Kebapçı kötü bir şey mi? Neyse bu konuyu abi alalım logoyu. Abi alalım. Doğru. Arkadaşlar ya. Gelelim Beşiktaş'ın sezonu. Şu an futbol taraftarları ne bir dakika Onur kaldır. Logo mu? Onur kaldır bir, lütfen. Buradan ben logo mu? Hayır. Onur kaldır hayır. Lütfen. Hayır. Hocam yapmayın hocam. Ben buradan yapmayın. Bak rica ediyorum. Yine söylüyorum hocam, arkadaşlar. Gitme. Buradan Futbol Federasyonu'na söylüyorum. Lütfen Futbol Federasyonu'na söylüyorum. Buradan başkanına, bütün yönetim kuruluna söylüyorum. Abi bu ceza sistemini bakın. Buradan uyarıyorum. Ne söylersek çıkıyor. Buradan uyarıyorum. Bu lig böyle bitmez.
Çok eğer bunların önlemini almazsanız, çok bakacağım bir dakika Ertem. Çok önemli adam mesaj gelmiş. Ertem dur ya. Bunların önlemini almazsanız arkadaşlar, çok burada seyircisiz maçlar seyrederiz. Hiç de bir keyfi kalmaz. Lütfen bunu bir bakın. Sınırlandırın. Aynen, kim aynen. Eylemi yapıyorsa onu cezalandırın. Konya'ya da yazık. Konya orada densizler sahaya atlıyor. Konya Spor Kulübü'ne yazık değil mi? Bakın Göztepe, ona da taraftarlarına. Büyük hasat alacaktı. Fenerbahçe gelecekti. Ya İzmir'de ne güzel yapmayın arkadaşlar. Bu taraftarlara ben buradan devlet büyüklerine söylüyorum. Sert önlemler alın. Bu yasaları uygulayın. Evet, kuralları uygulayın arkadaşlar. Bravo. Olmuyor. Vallahi. Bir de buradan size rica ediyorum arkadaşlar. Beşiktaş'la ilgili, lütfen konuşmalarınızda, başkanla ilgili konuşmalarınızda dikkat edin artık arkadaşlar. Buradan hocayı uyarıyorum. Sert konuşuyorsunuz. Sen Aziz Yıldırım'ı eleştirmedin mi böyle konuşunca? Ayrıca Aziz Yıldırım böyle. Dursun Özbey'in kulüpler birliği başkanlığında tebrik ediyorum. Anlamadım şimdi. Fikret Orman dünya ayağa kalkar, dünya yıkılır filan derken tehdit olmuyor da ben onu değiştiremeyeyim. Hadi bakın dalganıza beyler ya. Fikret Orman. Evet. Fikret Orman. Dokunulmaz mı? Şu an en centilmen bana hadi göre. Hadi ya ne centilmeni be kardeşim ya. Hocam adamın canı yanıyor ya. Hocam ben hakkımı nerede arayacağım hocam? Hocam ben hakkımı nerede arayacağım? Takvimi nerede arayacağım? Ben nerede arayacağım? Kanunen. Kanunen nasıl arayacaksın? Takvime gidiyorsun red diyor. Tamam ne yapacak? Daha adalet çıkacaksın. Adalet abi. Evet. Ağustos, Eylül, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos. Abi 10 ay var. Şimdi anlaşıldı. Beyler yazın siz. Anladığım kadarıyla bileylenmişsiniz ama ben de biraz bileyliyim. Bir. Hocam sen bayağı gelmişsin. Centilmen falan değildir. Tahkim kurulunu, profesyonel disiplin kurulunu tehdit etmiştir. Cezasını almıştır. Ha 45 olmazdı 25 olurdu. Onda, o konuda bir şey diyemem. İki. Beşiktaş'ın bir maçlık seyircisi oynama cezasına iştirak etmiyorum. Konya'ya iştirak ediyorum. Bütün olayı çıkartan onlar. Bir ricada bulunuyorum. İki. Kebapçı Selahattin Sezon'u isminden dolayı özür dilemenizi rica ediyorum. Bir dakika hocam. Hocam senden rica ediyorum. Selahattin, Kebapçı Selahattin, senden özür diliyorum. Sen futbol adamı değilsin gibi görünüyor. Ekmeğini taştan çıkartmış. Hocamdan gelmiş aslansın. Kulüp başkanı hocam, şimdi en az 2 dakika süreyle Kebapçı Selahattin panosunu koymazsanız tehdit ediyorum. Burayı başınıza yıkarım. Hadi yüreğin gidiyorsa koyma. Hocam. Bu tehdit senden hocam bir şey söyleyeyim. Saydım 30 saniye var. Sen beni tehdit falan ettim kardeşim ettim. Sen beni tehdit falan ettim kardeşim. Adam mıdır Selahattin ya abi? Bana ne aralarındaki sıkıntılar? İkisi de adamdır. Diyor. Fatih Hoca da adamdır. Fatih Hoca da adamdır. Selahattin abi de adamdır. Arkadaşlar, bana ne ikisinin kahvesinden ya? Arkadaşlar bir dakika. Bana ne ikisinin kahvesinden? Yaşanan konu. Bir dakika arkadaşlar. Ya konuyu geçin abi. Herkesin başına gelecek olan bir ailevi kavga. Hikaye geçti. Bakın cezası. Konuşmayalım ya. Herkes cezası verilmiştir. Devlet cezası kesti işte. Faturasını insanlar ödemişlerdi. Beyler siz niye ifade özgürlüğüne karşı siz faşist misiniz? Hocam bizim bu sese hocam kebapçı Selahattin hocam koysana kardeşim. Hocam oradaki kahvemizi neye gönderir ya? Orada bir kavga olmuş. Geçmiş git bizi niye gönderir? Fırat'ın batısında doğusunda koyun ölse bizi ilgilendir. Hocam bana özgürlüğü hocam bana koysana Selahattin. Hocam bana Pepe'den bahset. Bana dünya çapında bir ay evvel Real Madrid'de oynayan adam futbolcu geldi bugün oynamış. Tamam. Bana Pepe'yi konuşun. Sonra Pepe ölür. Pepe sezonu yaparız. 2059 yılında. Ertem adam gidiyor. Ertem efendi. Ertem adam gidiyor. Koyuyor musun koymuyor musun? Ahmet Hoca. Koyuyor musun koymuyor musun? Koyarım. Koy o zaman. Koy nereye koyuyorsun Ertem? Ya Ertem koy kardeşim. Hocam nereye gidiyorsun ya? Ekrana böyle bir dolaşacağım. Ya koyuyor musun koymuyor musun? Otur ya. Koysana kardeşim. Hocam koysana kardeşim. Sen gel hocam. Ertem sen mi koy? Oğlum benim inatım bilirsin. Tamam özür dilerim. Hocam bu ne? Allah cezanı versin hocam. Bu ne? Cümlemi. Hocam kebapçı Selahattin sezonu ne hocam? İyi Ertem. Şu an Türkiye'de futbol severlerin %85'i bunu sanıyor. Kardeşim alma ya. Ya futbol severlerin. Ertem %85'ine göre bu sezon Kebapçı Selahattin sezonu. Rasim bir şey söyleyebilir miyim sana? Taraftarları böyle Rasim, söylüyor. Daha 9,5 ay var. Bir şey söyleyebilir miyim? Aa tam doğum. Bir dakika bir şey söyleyeyim mi? Bak, bir şey tam doğum. Şimdi yapsak. Bütün yaz boyunca Ayşe ablam da şahit yanımda. Bütün yaz boyunca.
Abi Rasim niye bağırıyor? Ya Allah aşkına bağırma. Ya çok güzel. Sana Rasim'le iyi geçin dedi. O zaman bir yumuşak bir Rasim gördün mü video çekti. Evet video da. Rasim'e laf yok dedi. Rasim'le iyi geçin dedi. Video var, video Instagram'da var. Gir. Ama yapma. Bak, ben bağırma ne olur bağırma. Ben senin dostundur. Sen öyle senin benim arkadaşım. Ben hiç tanımam sevgili Ertem'cim. Niye kebapçı Selahattin sezonu? Bunu bir felsefi olarak abi niye Selahattin sezonu? Şenol Güneş falan konuşma Ertem. Sen maç soru konuşma yok mu? Ertem bunun sebebi şu. Bunun sebebi şu. Çok kavga. Herkes. Çok gergin başladı. O kavga geçti gitti. Onu konuşmak doğru değil. Geçti bitti. Tamam da şu görüntüyü alın arkadaşlar. Devlet cezasını kesti. Devlet kellesini aldığını aldı. Geri kalanları para para da yok. Giderler. Ama buradaki mesele şu. Herkes giderli konuşmaya başladı. Bak. Centilmen dediğin adam bile ne diyor? Beşiktaş'ı üzmesinler. Tamam, o da mı mekan basacak? Nur Cemil diyor başkasının tetikçisi alırım bilmem oyarım. O zaman bu hava olursa ben dövdüm görünce bir daha döveceğim diyen adamın da sezonu olur. Onun için millet kebapçı Selahattin sezonu diyor. Kardeşim kebapçı Selahattin sezonuna yakışır davranışlar var. Fikret hocam maç kebapçı Selahattin sezonu. Işte. Hocam ne diyorsun? Hocam yapmayın hocam. Konut dokunulmazlığı ihlal. Gençler bir düşünün. Peki. Bir dakika müsaade eder misin? Çok basit. Bele müsaade eder. Demokrasi inanır mısınız? Rasim demokrasi inanır mısın? Kebap savaşları. Demokrasi inanır mısınız? Her zaman. Sandığa saygımız var mı? Her zaman. Oradaki Necati. Her yapılan yani. Anketi Türk spor severlerine göre bu sezon 1. A şıkkı kebapçı Selahattin sezonu mudur? 5 şıkkı İlhan Cavcav sezonu mu? Ya yap hocam, bakalım Türkiye ne diyecek? Evet hocam koyalım. Necati kebapçı Selahattin sezonu mu? Bak bakayım Türkiye ne çıkacak? Arkadaşlar biz ne konuşuyoruz? Bugün Beşiktaş maç oynamış. Başlayalım. İlhan Cavcav mı falan da. Eylül, arkadaşlar. Ya kardeşim maça gidiyorum. 60. dakikada bitmiş. Bakın milli takıma Lüçescu gelmiş. Galatasaray'a evet demiş. Öteki tarafta o demiş. Bakın kim Cüneyt Çakır. Gelmiş. Bak, bir sürü mesaj geliyor bana. Fenerlerden de Beşiktaş. Sevgili Cüneyt Çakır. Allah aşkına. Bravo. Allah aşkına doğru düzgün karar ver. Allah aşkına Beşiktaş'la ilgili böyle gri bile flu bile verme abi. Emin olmadığın şeyi verme ya. Bir şey söyleyeyim. Abi yapma sonra bak Beşiktaş bugün bana şimdi diyorlar tabii ki burada. Ben ne dedim? Ya hakemler yine aldı Beşiktaş'ı kolluyor. Yapma arkadaş. Beşiktaş'ın buna ihtiyacı yok. Sevgili Cüneyt Çakır. Beşiktaş şu an tartışması ligin her hemen hemen bütün takımlarından 4-5 gömlek fazla. Yok tabii. Hazır. İhtiyacı yok. Hazır. İhtiyacı yok. Doğru. Yapma. Bu doğru. Yapma. Tamam, abi doğru. Dönelim biz. Galatasaray'a yarın mı konuşacağız? Abi, Dursun Özbek var. Lüçescu var. Sinan abi. Ha, Futbol Federasyonu tebrik ediyorum. Lüçescu'dan dolayı. Doğru bir seçimdi. Sinan abi. Doğrudur. Ama Lüçescu nasıl kandırdı Galatasaray'ı? Erkem. Sinan abi bak sosyal medyada şu an herkes diyor ki. Bu abinin Sercan Dikme'yi yürekten kutluyoruz. Niye? Sorduğu sorulardan dolayı. Tabii. Bütün herkes bizim sorduğumuz soruları konuşur. Aynen canım. Biz bizim sorduğumuz sorular yerine. Abi ne güzel işte. Çakar'ın. Kebapçı Selahattin diyor. Abi acayip niye kebapçı diyorsun? Adam kulüp başkanı. Geçen hafta o canlı bir şey. Kebap başkanı ve Futbol Federasyonu yönetim kuruluyor. Abi o zaman bir dakika kebapçı Selahattin. Ya öbür de koskoca Fatih Terim ya. Hocam geçen ne yapıyorsunuz kebapçı Selahattin futbol adamıysa o zaman uyuyor. Futbol adamı kardeşim kebapçı Selahattin futbol adamıysa ki evet futbol adamı. Federasyon yönetimi işte ya. Bir mesela ben bugün Burak Yılmazoğlu'mu da tebrik ediyorum. Harika iki tane gol attı. Trabzon'u kutluyorum. Bakın Trabzon'da gümbür gümbür geliyor. Trabzon'da çok iyi. Ligi hazır. Güzel. Müthiş bir stat. Müthiş bir atmosfer. Bakın Trabzon, Konya. Aynı şekilde Malatya'yı da tebrik ediyorum. Ertuğrul Hoca'yı da tebrik ediyorum. Ama Trabzon beni bugün çok etkiledi. Hele Burak Yılmaz'ın attığı goller beni çok mutlu etti. Burak Yılmaz'dan da çok sevindim. Onun için bu sene çok güzel arkadaşlar. Bakın güzel bir lig geçmesini istiyoruz. Güzel ama olacak, güzel bir lig geçerse eğer biz de burada ama güzel şeyler konuşacağız. Ama siz Sinan, bu tür konuşmaları sana yaparsanız... Sana bir şey itiraf bak, ediyorum. Sinan, sana bak, çok bu akşam tırnak içinde bak, bir arkadaşın bak, arkadaşa... Bu kadar sabredecek. Bir dakika kardeşim. Abi, uyuz oldum sana Sinan. Onay. İki nedenden dolayı sana ben uyuz oldum. Birincisi ben hep önde olmak isterim. Beni Türkiye'nin yegane milli sosyal futbol sitesi Vole'de takipçi olarak geçtin. Kıskanıyorum. Beni kuvvetlendirin çocuklarım. Bu bir. İki Selahattin'i koy. Selahattin'i koy. Ne Selahattin hocam? Koymuyorum hocam. Ne Selahattin sezonu? Hocam ne Selahattin? Hocam. Git reklama ya. Hocam ne Selahattin sezonu? Bir daha söylemeyeceğim. Bir daha koy demeyeceğim. Koy demeyeceğim. Git. Koymuyorum hocam. Reklama gidiyor. Koyma. Koymuyorum. Koyma. 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 Koyma.